Bugün sırada Colorado eyaleti var. Colorado eyaleti Amerika'nın orta batı bölgesinde bulunur. Komşuları Wyoming, Nebraska, Kansas, Oklahoma, New Mexico ve Utah'tır. Birleşik Devletler'in en yüksek rakımlı eyaleti olan Colorado ismi Colorado Nehri'nden gelir. İnanılmaz doğal güzelliklere sahip olan eyaletin yüz ölçümü Türkiye'nin neredeyse üçte birine denk gelen 270 bin kilometre karedir ve eyalet topraklarının yarıya yakını doğrudan devlete aittir. Düzenli olarak artan nüfusu ise şu an için yaklaşık 5 milyon 770 bindir. Eyaletin başkenti ve en büyük kenti Denver, diğer büyük kentleri ise Colorado Springs ve Aurora'dır. Uygun toprak yapısının verdiği imkan sayesinde bağcılık ve şarapçılık çok gelişmiştir ve uluslararası çapta ün ve ödüller kazanmıştır. Aynı şekilde küçük küçük ama çok beğenilen birçok bira üreticisi bu eyalette bulunmaktadır. Meksika restoranlarının ünü ise tüm ülke yayılmıştır. Eyalette bulunan ve oldukça değerli olan kırmızı renkteki Beulah kırmızısı isimli mermer, Denver'daki Colorado Eyalet Meclisi'nin yapımında kullanılmıştır. Meclis binasına kendine özgü ihtişamını veren bu kırmızı mermerin bizzat binada kesilmesi, parlatılması ve kurulması 1894'ten 1900'e kadar tam 6 yıl sürmüştür. Dünyadaki Beulah kırmızısı mermerlerinin tamamı burada kullanıldığı için değeri paha biçilemez bir noktaya ulaşmıştır. Eyalette yaşayanların %68'i beyaz, %21'i Latin ya da Hispanik kökenli, %4,5'u Afro-Amerikan, %3,5'i ise Asya kökenlidir. Yaşayanların %64'ü kendini Hristiyan olarak tanımlamış, %29'u ise hiçbir dine ait olmadıklarını belirtmiştir. 2016 başkanlık seçimlerinde demokratlar %47, cumhuriyetçiler ise %44 oy almış. Meraklı seçim notlar köşemizde vermek istediğimiz satır başı bilgiler şunlardır. Eyaletin 70 bin nüfusu Loveland kentinde her yıl nikah tazelemek için gelen on binlerce çift vardır ve bu artık bir gelenek olmuştur. Her yıl Denver'da dünyanın en büyük rodeo festivali düzenlenir. Ve zaten ilk rodeo festivali de 1869'da bu eyalette gerçekleşmiştir. Eyalet, kişi başına düşen küçük bira üreticisi sayısında tüm ülkede birincidir. Yazları yağış pek olmaz ve serin geçer. Kışları ise kar yağışı görülür. Yıllık ortalama sıcaklık 10 derecedir. Aralık, Ocak ve Şubat ayları soğuk geçer. Ama serin de olsa yılın 300 günü güneş yüzünü gösterir. Yaz aylarında ise ortalama sıcaklık 20 derecelerdedir. Colorado genelinde ev satış fiyatı 360 bin dolar kadardır. Ve ev fiyatları ülke ortalamasının üstünde bir artışa sahiptir. Eyalette hane halkı başına düşen yıllık gelir 85 bin doların üstündedir ve refah seviyesi birçok eyalete kıyasla oldukça yüksektir. Eyaletin yıllık geliri 360 milyar doların üstündedir. Bu rakam Danimarka, Finlandiya, Portekiz gibi AB üyesi benzer nüfustaki ülkelerden fazladır. Çalışma Bakanlığı 2018 verilerine göre 2 milyon 800 bine yakın kişi tarım dışı sektörlerde çalışır. Eyalette minimum saatlik ücret 11.1 dolardır. Çalışan nüfusun %17'si ticaret, taşımacılık ve gelir hizmetlerde, %16'sı profesyonel iş hizmetleri adı altında ofis işlerinde, yine %16'sı kamu kuruluşlarında, %13'ü turizm, eğlence ve otelcilik alanlarında, %12'si eğitim ve sağlık sektörlerinde, %6'sı yapı ve inşaat sektöründe, yine %6'sı finans ve sigorta sektöründe, %5'i üretim ve imalatta, %4'ü diğer tüm hizmetler alanında, %3'ü bilişim sektöründe, geri kalan %2'si ise diğer tüm sektörlerde çalışmaktadır. Bu rakamlara dahil etmediğimiz 300 bin kişi ise tarımda çalışıyor ki bu da aslında toplamda her 10 çalışandan birinin neredeyse tarımda çalıştığını gösterir. Şimdi gelelim eyaletin en büyük kenti ve başkenti olan Denver'a. Kentin merkez nüfusu 730 bin kadardır. Metropol alanı ise 2 milyon 900 bin nüfusun üzerindedir. ABD'nin eğitim seviyesi en yüksek şehirlerinden olan Denver'da yaşayanların
%70'i beyaz, %18'i Hispanik ya da Latin kökenli, %5'i Afro-Amerikan kökenli, %3'ü ise Asya kökenlidir. Tarım dışı istihdamda çalışan insan sayısı 1.520.000, metropol alanında ortalama saatlik ücret ise 27 dolardır. Son bir yılda 30.000 kişiye yeni iş sağlanmış. Denver metropol alanında çalışanların %19'u ticaret, ulaşım ve genel hizmetlerde, %18'i profesyonel iş hizmetleri adı altında ofis işlerinde, %13'ü kamu kuruluşlarında, %12.5'i eğitim ve sağlık sektörlerinde, %11'i turizm, eğlence ve otelcilik alanlarında, %7'si finans ve sigorta sektöründe, yine %7'si madencilik, inşaat ve yapı sektörlerinde, %5'i üretim ve imalatta, %4'ü diğer hizmetler alanında, %3.3'ü ise bilişim sektöründe çalışıyor. Son bir yılda iş istihdamı olarak en fazla oransal artış imalat ve üretim alanlarında olmuş. Saatlik ortalama ücret olarak fast food ya da benzeri yerlerde çalışanlar 11 dolar, mağazada tezgahtarlık, kasiyerlik gibi perakende alanında çalışanlar 13 dolar, bina ve yer temizliği işlerinde 14 dolar, inşaat ve yapı sektörü işçileri 17 dolar, imalat ve üretimde 18 dolar, eşya taşımacılığı ve ulaştırma gibi işlerde çalışanlar 20 dolar, basit ofis işlerinde çalışanlar 20 dolar, montaj, tamirat ve bakım gibi işlerde 24 dolar, eğitim, öğrenim ve kütüphanecilik gibi işlerde 27 dolar, mimarlık ve mühendislik işlerinde 43 dolar, bilişim ve bilgisayar teknolojilerinde çalışanlar 46 dolar kazanıyor. Denver'da ortalama ev satış fiyatı 380 bin dolar civarında. 80 metrekare bir evin ortalama kirası ise şehirde 1600 dolar. Kiralık evlerin %40'ı 1500 doların altında. Westwood bölgesinde ise 80 metrekare uygun bir evi 1000 dolar ya da biraz altında bulmanız mümkün. Denver'da MIT verilerine göre bir kişinin aylık mutfak masrafı 300 dolar, iki yetişkinin aylık 470 dolar, 4 kişilik bir ailenin ise 850 dolardır. Toplu taşım için aylık 100 dolar civarında ödeyeceğiniz Denver'da 80 metrekare bir evin aylık fatura giderleri yaklaşık 120 dolar. 21 bin dolar civarında bir paraya Japon otomobili denince aklınıza ilk hangi marka geliyorsa işte o markanın 1.6 motora sahip 0 kilometre modelini alabilirsiniz. Benzin litresi 0.7 dolardır. Denver'daki hane halkı geliri Colorado eyalet genelinden çok daha yüksek olmasına ve birçok fiyatın da doğal olarak daha yüksek olmasına karşın taksi ulaşımı görece ekonomiktir. Örneğin 10 kilometre bir mesafe için 17 dolar gibi bir para ödersiniz. Marketlerde ortalama fiyatlar ise şöyledir. Denver'da orta kalitede bir restoranda öğle yemeği yaklaşık 15 dolar, içecekleri, tatlısı, başlangıcı, ana yemeği olan 2 kişilik mükellef bir akşam yemeğine 50 dolar gibi bir para verirsiniz. Denver, yurt dışından ciddi oranda göçmen alan bir bölgedir. Yaşayanların neredeyse %15'i ABD doğumlu değildir. Yine resmi bir veriye göre 5 yaş üzeri nüfusta evde İngilizce harici bir dil daha konuşan insanların yüzdesi 27. Kentte yaşayanların %50'si sahip oldukları kendi evlerinde otururlar. Nüfusun %46'sı en az üniversite düzeyinde lisans derecesine sahiptir. Metropol alanında irili ufaklı 25 binden fazla özel şirket ve işletme vardır. Eyaletin başkenti ve bu en büyük kentinde suç oranı doğal olarak Colorado genelinden %41 daha yüksek. En çok görülen suç ise hırsızlık. Şimdi gelelim Colorado'nun en büyük ikinci kenti olan Colorado Springs'e. Colorado Springs,
başkent Denver'a sadece 110 kilometre uzaklıktadır. Şehrin merkez nüfusu 470 bin, metropol alanı ise 715 bindir. Ortalama hane halkı geliri 60 bin dolar kadardır. Şehirde yaşayanların %68'i beyaz, %16'sı Hispanik ya da Latin kökenli, %6'sı Afro-Amerikan, %3'ü ise Asya kökenlidir. ABD Hava Kuvvetleri Akademisi Colorado Springs'te bulunur. Son 3 yılda şehrin nüfusu 20 binden fazla artmıştır. Kente turist kazandırmak için özellikle son yıllarda büyük çaba harcanmakta ve başarılı da olmaktadır. Şehirde yaşayanların %60'ı ev sahibidir. Ortalama hane halkı büyüklüğü, yani bir evde yaşayanların sayısı 3'tür. Lise ve daha altı okullardan mezun olanların oranı %25'tir. Geri kalanlar ya 2 yıllık ya da 4 yıllık üniversite ve kolej veya meslek yüksek okullarından mezundur. Colorado Springs metropol alanında yaşayanların yaklaşık 346 bini iş hayatındadır. Bu sayının 40 bini tarımda çalışır. Geri kalan 306 bin kişinin yüzdesel olarak en fazla çalıştığı sektörler ise şöyle. %18'i kamu kuruluşlarında, %16'sı profesyonel ofis hizmetlerinde, %15 ticaret, taşımacılık ve genel hizmetlerde, %13 eğitim ve sağlıkta, yine %13 turizm, otelcilik ve eğlence sektöründe, %6 finans, bankacılık ve sigorta sektöründe, %6 madencilik, yapı ve inşaat sektörlerinde, %6 diğer tüm hizmet sektörlerinde, %4 imalat ve üretim sektöründe, %2 ise bilişim sektöründe çalışıyor. Tüm mesleklerin ortalama saatlik ücreti alındığında rakam 18 dolar. Hangi mesleklerin ne kadar kazandığını tek tek belirterek videomuzu uzatmak istemiyoruz. Ama Amerika'da yaşamak.com blog adresimizde bir tablo olarak vereceğiz. Dileyenler lütfen oradan kontrol etsin. Ev fiyatları Colorado Springs metropolünde ortalama olarak 280 bin dolar. Bu kentteki evlerin %60'ı 3 ya da daha fazla odaya sahip olan büyük konutlardır. Ancak kent merkezine sadece 10 kilometre uzaklıktaki Hawks Lookout Lane semtinde 145 metrekare müstakil bahçeli bir evi 160 bin dolara bulabilirsiniz. Merkeze yakın 80 metrekare bir evin ortalama kirası 1000 dolar civarında. Merkezi ve lüks bir semtte 50 metrekare 1200 dolara, ortalama bir semtte ise 800 dolar civarında bulabilirsiniz. Apartman tipi evlerin çok azı 1500 doların üzerindedir. Oldukça merkezi ve çok ekonomik bir semt sayılan Nob Hill'da 80 metrekare 900 doların biraz altında kiralayabilirsiniz. MIT verilerine göre, örneğin iki yetişkinin ortalama bir hayat sürmesi için vergi öncesi yıllık brüt kazancının en az toplam 39 bin dolar olması gerekiyor. Colorado Springs'te eğer okul çağında bir çocuğunuz da varsa 3 kişilik bir aile için bu rakam vergi öncesi 60 bin dolara çıkıyor. Önce 2 kişilik bir ailenin durumunu inceleyelim. Yıllık 260 iş gününden ve hafta içi günde 8 saat çalıştığınızı farz edersek 2 kişilik bir ailenin günde brüt 150 dolar kazanması gerekiyor. Özetle her iki kişi de asgari ücretle çalışsa bile MIT'nin verdiği bu rakama rahatlıkla ulaşabilir. Şimdi de okul çağında bir çocuğu olan aile için aynı hesabı yapalım. İki ebeveyn de sadece hafta içi 8 saat çalışıyorsa günlük brüt kazancınızın 230 dolar olması gerekiyor. Dolayısıyla asgari saatlik ücret yeterli gelmiyor ve her bir çalışanın saatte en az 14 dolar kazanması gerekiyor. Yani her iki kişi de asgari ücret olan 11 dolara kazanıyorsa haftada 40 saatlik bir çalışma yeterli gelmiyor. Ya daha fazla çalışacaksınız ya da hafta sonları cumartesi günleri çalışmanız gerekiyor. Colorado Springs'teki aylık fatura tutarını da verelim. Ortalama 90 metrekarelik bir evin aylık faturaları bu bölgede 150 dolar civarında tutuyor. Benzinin litresi 0.70 dolardır. Aylık toplu taşım kartı ise yaklaşık 60 dolar. Market
kafe ve restoran fiyatları başkent Denver'dan biraz daha ucuzdur. Kayıtlara göre Colorado Springs şiddet suçları bakımından Denver'dan daha güvenlidir. Şehir merkezine arabayla sadece yarım saat mesafede olan ve Hava Kuvvetleri Akademisi'ne oldukça yakın olan Black Forest, hem eyalette hem de tüm ülke ortalaması alındığında çok yüksek güvenli bölgelerden biri olarak göze çarpıyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve diğer videolarımızı da seyretmeyi ve beğenmeyi unutmayın.